ile birlikte olacağız yine. En son Ses ve Sus'ta buluşmuştuk kendisiyle. Yeni kitabı Kanvane Çocukları'nı okuduğumda ilk cümlem şu oldu: Boğazımda bir yumru. Okuyanlar da belki aynı kanıya kapılmıştır. Çok etkileyici bir roman. Uzun yollardan geldiğiniz için çok teşekkür ederiz öncelikle Adnan Bey. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Kanvane Çocukları için biraz önce radyoda da sorduk. Çünkü kitapla ilgili herkesin ilk cümlesi kanvane ne demek? Neden bu kitabın adı Kanvane Çocukları geliyor? Dilerseniz oradan başlayalım. Sonra yavaş yavaş ilerleyelim. Buyurun. Aslında bu kitabı hazırlarken çok uğraş verdiğini söylemek istiyorum. Yani çok önemsediğim bir kitap oldu bu roman. Hatta bu roman diğer romanlarımın arasında çok daha ayrı bir özel yönü oldu. Çünkü bu roman her şeyden önce çocukları anlatıyordu ve çocuklarla ilgili bir roman olduğu için daha da böyle bir özenli bir çalışma ama yoğun geceler yıllarımı alan bir çalışma oldu. Kanvane Çocukları, ben kitapla ilgili birçok isim değişti. Fakat bir türlü içime sinmedi. Yani hatta bir yazma sürecinde olduğu gibi o zorluklarla kitabın kapağı üzerinde çok yoğun çalıştı. En sonunda nihayetinde anlattığım göçmen çocuk vardı. Çocukların dramını, o trajik şeylerini, nedenlerini, sonlarını, göçmenlerle ilgili. Öyle bir şey yazmalıydık ki, yani kitabın kapağını bulmalıydık ki kitabın tamamen kucaklasın, kitabın tüm içeriğini anlatabilsin. Ben kitabı, romanı yazarken Kanvane Çocukları'nı, bu sözcüğü de çok aradım. Yani bir 3 ay, 6 ay falan bir uğraştan sonra bulabilmiştim. Kanvane'nin hemen bir kelime isimini açıklamak istiyorum. Birinci anlamı şu: limonluk, limon bahçeleri, ama limonluk dediğimiz mimarlıkta kullanılan bir terim. Böyle sığınacak bir yer, işte evlerde olan insanların sığınacağı bir bahçelik gibi bir şey anlamında kullanılıyor. Asıl anlamı kimsesiz çocukların sığındığı sıcak yer. Sözlük anlamı da böyle. Ve sonunda ben şimdi Mardin'de bir etkinlik yaparken bir İranlı Türk arkadaşım geldi. O da aynı soruyu sordu. Yani devamlı karşılaştığım bir sorun. Kanvane ne demek olduğunu. Ya dedi, Adnan dedi, Adnan hocam dedi, çok nasıl bulabildiniz bu kelimeyi falan. Ya etimolojik kökeninde, yani bu kelimenin alt katmanında, alt metninde taphane, o V, B, V falan okunuyormuş eski Farsçada. Güneşin çocukları, ya da güneşin ışıltısının altında kalmak demekmiş. O anlamı bilmiyordum ama benim yazdığım anlamda kimsesiz çocuklara sığındığı yer anlamında kullandım. Onu bulduğumda zaten kitabın içerisinde vardı. Kanvane yazıyorum. Kitabın ismini çok değiştirdik. Editorial çalışmada, yayın eviyle çok kavga ettik falan. Ya dedim, ya ben kitabın ismi kitabın içerisinde dedim. Ve Kanvane Çocukları öyle bir çıktı. Ben önemsiyorum aslında romanlarımda, kitaplarımda, kitap kapaklarının İçerikle özdeşleşmesine çok özen gösteriyorum. Gerçekten metnini yazarken aslında başlığı düşünerek yazıyorum. Bu çok önemsediğim bir şey. Aslında edebiyatta da yeni nevi şey, yani yeni edebiyat ekonominde de bu var. Kitap kapağı ve kitap ismi çok önemli. Kitap, hemen geri gelmişken aklım laf açarken hemen söyleyeyim. Kitap kapağı konusunda da aynı şekilde kitap ismi kadar çok böyle özel bir çalışma yaptık. Bir ressam arkadaşım var, Oben. Oben Yılmaz, Adana'da. Oben'e dedim ki, ya Oben, bana böyle bir kapak yap, değişik olsun. Hatta ben şeyde seviyorum, yani illüstrasyon kapak olacağını, daha canlı, daha böyle yani dokunabilecek bir kapak olsun.
Nitekim burada da sergisi var. Ahmet Yeşil. Üçsüz Hayat romanında da Ahmet Yeşil benim kitap kapağımı yapmıştı. Kitabı sinopsisini gönderdim, özetini gönderdim. Sağ olsun okudu, çok da emek verdi. Yani kitap kapağı da gerçekten kitabın içeriğiyle de ilgili çok böyle bir şeyi, kitabın hikayesini anlatan bir kapak oldu. Yani bu kitabı aslında kapağına bakınca içeriğiyle ilgili yani çok şey anlatılan bir şey oldu. Yani kısaca kitabın ipucu ama kısaca şöyle bir şey. Kitabın kapağı ve kitabın ismi aslında metnin ta kendisi diyebilirim. Okuyun ağlayabilirsiniz. Yok, sağ olun. Şimdi bu romanda özel anlamda başkentin ortasında, genel baktığımızda da ülkenin ortasında heba olmuş çocuklar anlatılıyor bana göre. Fakat onun yanında yandaş medyada denilen bugünkü deyimiyle ben kirli medya diyorum. O var, kentsel dönüşüm var, göçmenlik sorunu, ondan sonra insan kaçakçılığı, uyuşturucu, ondan sonra işbirlikçilik, ağ siyaset ilişkisi, derin benlik, tüm bunların hepsine bulaşmış biçimde işleniyor. Tabii bir roman için bu kadar çok yan da olsa temayı barındırmak zor bir iş. Buna bir kurguya nasıl yerleştirdiniz? Daha doğrusu bu kitabı yazarken nasıl çalışmalar yaptınız? Şimdi kurmaca benim bir edebi hayatımda çok önemli yeri olan bir şey işlevsel olarak. Çünkü kurmacanın bir metni okutabilecek ana bir unsur olduğuna inanıyorum. Ve gerçekten son yayınlanan dönemde de bir eleştiri olarak da söyleyebilirim ki kurmacayı çok ihmal edilen bir şey olduğunu görüyorum. Çünkü kurmaca çok zor bir şey, denklem. Bir yazarı en çok zorlayan bir şey. O kurmacayı eğer o kadar riskli ki eğer siz bir kurmacayı kuramazsanız o yazdığınız roman istediği kadar değerli olsun onun şeyini, heyecanını veremezsiniz. Yani onun nitelik atamazsınız romanı. Şimdi ben aslında bu kadar çok konu varken yani konu doğru olan yani normalde bir roman kuramında bu kadar çok hikayenin olması bir zaaf olarak görünebilir. Hatta bir zayıflık olarak da. Hatta bir acemilik olarak da algılanabileceğini söyleyebilirim rahatlıkla. Fakat ben bu kitapta göçmen çocukları anlatırken göçmen çocukların trajik durumlarını anlatmak istemiştim. Yani işte aç kalışını, işte şu oluşunu, yani değişen oluşlarını anlatmak istemedim. Ben bu kitapta neden ve sonuç ilişkisi üzerinde durmaya çalıştım. Yani göçmen, işte çağımızın hatta son yılların en büyük sorunlarından bir tanesi göçmenlik. Biliyorsunuz burası bir mübadele alanı. Yani mübadeleye uğramış da insanlık tarihi boyunca bu göçmenlik büyük bir sorun. Ben burada daha özel bir şeye yeltendim. Daha onu kategorize etmeye çalıştım. Çocuklar üzerine göçmen sorununu anlatmaya çalıştım. Bu kadar hikayelerimin olması aslında iki anlamda bana büyük bir şey sağladı, bir fayda sağladı. Birincisi okuru kurmacanın içine çekebilmek. Zaten okuduğunuzda, yani bir okur kitabı ele aldığında kendisine ait bir şey olduğunu hissetmesi gerekiyor ve ona uğraştırması. Yani ona dokunabiliyorsam okura, yazarken böyle bir şeyi düşündüm. Eğer bu okur bu hikayelere dokunabiliyorsa, yani amacıma ulaşmış sayılır. İkincisi şu, hikayeler aslında dediğim gibi ana öge göçmenlik sorunu. Fakat onun etrafında bu göçmenlik sorunu yaratan nedenler ne? Ona yoğunlaştım. Ve bu kadar çok hikayelerin olması aslında o göçmenlik sorununun bir parçası. Yani göçmenlik olduğu gibi kendiliğinden yaratılan bir şey değil. O yüzden hikayeleri kurarken
arda arda bu hikayeleri yazdım. Günümüzde çünkü biliyorsunuz bir gerçek ötesi bir gerçeklik de bizi yönlendiriyorlar artık. Post-truth denilen şey, gerçek ötesi, gerçeklik. Bir simülasyon çağında yaşıyoruz. Aslında bize gösterilen gerçeklikler acaba yaşadığımız ve paylaştığımız gerçekliğin ta kendisi mi diye soruyorum ben. Ben bunu kırabilmek için, yani şu anda yaşadığımız şey neyse, bu hayat acaba bildiğimizde gösterilen, bize dayatılan hayatlar mı diye sorguluyorum. Yani gerçekten özel ikili ilişkilerden tutun, toplumsal ilişkilerde bir bireyin toplumla olan paylaşımı bile benim için artık bir simülasyon, yani gerçek ötesi bir gerçeklik, bir yalan, bir dünyayı bize sunuyorlar gerçekliği, yalan söylüyorlar. Bunu kırabilmek için bu hikayeleri kurmak zorunda olduğunu hissettim. Yani son derece bir bilinçli bir tercihti. Ve bu hikayeleri bir öncekini yazarken, bir sonrakine geçerken o hikayeden beslendim ve yeni bir hikayeler yarattım. Böylelikle bu hikayeler aslında hepimizin yaşayıp da görmezden geldiğimiz, görmezden gelip de vicdan, yani merhametimizi, bilincimizi, ondan sonra algılarımızın artık içleştirildiği, yok edildiği bir dönemde böyle bir şey yaptım, mızrak sokmak istedim. Okuru kendimi rahatsız etmek istedim. Yok arkadaş, biz, bize dayatılan bu dünya değil, yani gerçek olarak sunulan dünyamız bu değil. Biz bir bireyiz ve biz bir insanız. Eğer insansak bu tür şeyleri başka gözle bakmalıyız. O yüzden hikayelerin topluluğu aslında bütün bu şeyi, romanın kurmacası içerisinde olan akışı olarak söyleyebilirim. Yani hikayeler aslında hepimizin yaşadığı hikayelerin bir bütünü olarak aldım ve onun sorgulanmasını istedim. Yani bir işte bir eleştiri de geliyor, doğru. Yani bu kadar hikaye olur mu? Evet, oluyor. Yani biz yani bu hikayelerimiz çok güzel. Neler yaşıyoruz aslında. Evet, çok, evet. Yani bir de son derece romanın, yani bir edebi, lütfen beni bağışlayın, yani bir edebi kuramsal olarak bir romanın nasıl disiplini, bir edebiyat disiplini nasıl yazıldığını biliyorum ve zaten bu roman ve bize dayatılan, yani edebiyat gerçekliğinin ötesinde bir roman. Bunu açıkça söyleyeyim, hatta dışlanmış bir roman olarak da söyleyebilirim ve o yüzden çok önemsiyorum. Yani gittiğim yerlerde sağ olsun o okullar, nitelikli okullar bunun farkına varıp da çok daha önemsediğini görünce daha mutlu oluyorum. Yani okurla ben bu anlamda müthiş bir diyalog yakaladım. Evet, ikinci baskı oldu. Çok evet, çok hızlı zamandı. Umarım daha da şey, yani kitlesel çok satılsın anlamda söylemiyorum. Evet, gerçekten ben şeyi anladım ki yalnız değilim. Yani tek başıma değilim. Evet. Şimdi ses ve sisteki hani anlatımdan bu çok farklı. Allah gelip tehlikeli sorular. Hayır, haklısınız. Buyurun. Çok farklı ama burada anlattığınız için zaten niteliğinden dolayı öyle bir anlatıcı var. Çok da. Yaserim Hocam, siz bugün yani inanılmaz, yani şey, çok teşekkür ediyorum. Çok iyi tahliye ettiğiniz için inanın olur diyorum. Çok sağ olun. Şimdi şöyle bir şey. Ses ve Sus bir felsefi kitap. Yani çünkü ben her hikayenin ayrı bir, yani hep metninin ayrı bir dili, anlatılan hikayeye göre kurulması gerektiğine inanıyorum. Siz bak, ben artık son zamanlarda hep aynı kitaplar, aynı şey, seslenişler, aynı söyleyişlerin olduğuna siz bakmayın. Şimdi ben Ses ve Sus'ta evet birazcık şey, felsefe var, tasavvufu var ve beni çok yordu aslında. O şey, yoğun olarak bir ağır bir kitap olduğunu da söyleyebilirim. Ama ben tavane çocuklarında o dili kuramazdım. Tavane çocukları
sokaktaki çocuklarını anlatan bir kitap. Onların dili ayrı. Hatta burada ilk defa açıklıyorum. Ben tamamen çocuklarını yazarken orada bu hani sokakta yaşayan çocukların ayrı bir jargonu var diye. Onunla ilgili yardım da aldım. Hatta gittim o arkadaşları, şimdi Ankara'da, Mamak'ta yaşayan arkadaşlarla görüştüm yani o sokakta yaşayan, o jargonda. 4 yıl ama 4 yıl yazma sürecimdi. Daha önce bir saha çalışması yaptım ben. Biliyorsun gazetecilik, profesyonel bir gazetecilik vardı. Bir yabancı televizyonlar bu mültecilerle ilgili bir saha çalışması yapıyordum. Belgesel anlamda ama oldu, gerçekleştiremedik. Yani birçok büyük sorunlar yedi. Yani bizim dışımızda gelişen, televizyonun dışında gelişen şeyler. Oradan aslında yola çıktım. Baktım ki müthiş bir dünya. Müthiş böyle bunu bir edebi dille anlatabilmeyi çok istedim. Ve bu yüzden tamamen böyle şeyi olarak sahip oldum. Yani onun bu göçmen çocuklarının varlığı, nedeni, otolojik şeyleri, yani varlıkları, işte sosyolojisi diye. Bir baktım ki orada onların konuştuğu dil çok farklı. Yani hepsini kullanmadım çok göze batmasın diye ama gerçekten genel anlamda söyleyeyim hemen yani özetleyeyim. Yani burada ayrı bir dil kullanmak zorundaydım. Ama yalın dil kullanırken ama o yalın dillerin altında alt metinler var. Yani orada mesela bir kitabın başında hemen bir örnekleme yapmak istiyorum bizim elimizdeniz. Mesela Sabah Canlı Yayın o köyde olay olduğunda Sabah Canlı Yayın başlarken kargalarla birlikte canlı yayına başlandı diye bir şey var. Ama ben mesela karga orada hani çok böyle sırıtmıyor. Yani normal sabah bir köyde, sabah köyünde bir karga olur. Ama karga orada müthiş anlam yüklüyor. Neden? İşte medya artık günümüzde kargalar gibi kötü, leş karga. Yani kötü haber veren, yani o karganın köylerde, kırsal alanda, Anadolu'da karga uğursuzluk sayılır. Yani medyadan sonra, evet yani bir de öyle bir şey. Yani orada böyle çok basit kelimeler, bir bulut, beyaz bulut şeyi var. Bir zurnanın metaforu var. Ben çok düşündüm üzerine. Yani çok geceledim, sabahladım yani. Çok emek verdim böyle şeyi. Çünkü dediğim gibi bir itiraz romanı yazmak istiyorum. Hatta çok yani basılmayabilirdi de bu kitap. Yani okunulunu bırakın basılmayabilirdi. Ama dedim ki artık bir şey yani ya Adnan bunca emek veriyorsun, hayatını yazara kazanır bir adamsın. Yani işte kitapların da var, romanların da iyi ama bunu daha farklı, daha iyi şeye kurabilir misin diye kendimle inatlaştım. Yani o yüzden böyle bir kitap çıktı. Umarım insanlar okuduğunda, yani okuyan arkadaşlardan çok şey alıyorum. Yani bu konuda tartışabildiğimiz şeyler, unsurlar var. Ben çok da mutlu oluyorum. Eleştirenler de oluyor ama böyle yapıcı eleştirmek. Dediğim gibi yani bu dil ayrı bir dil. Evet, doğru. Ama hikayenin kendisine uygun bir dil. Yani mesela aşkı anlatıyorum ama aşkı anlatmadan önce. Mesela burada bir cümleyle çocuk cinsel tacizini anlatıyorum. Ya yani o sokak çocuğuna, o öğretmen var, konservatuvar öğretmeni Gürkafa dediğim. Gürkafa o sokaktaki çocuğun şarkı söylerken etkilenişini çok müthiş. İşte çocuğa yardım etmek istiyor, takip ediyor. Çocuk geri dönüyor. Beni sen de mi eve götüreceksin? Yani bu kelime, bu sözcük, yani Türkiye'deki işte bir öteki çocuklara, özellikle yani çocuk tacizine yönelik bence, yani tabii onu yazarken bilinçli yazıyor yani. Bunu düşünerek yazıyor. Yani orada Türkiye'de böyle bir
cinsel çocuklara yönelik cinsel taciz var ya, çok yaygın artık, sokakta olan bir taciz. Ama siz böyle anlatsanız bir makalede yer alabilir. Evet, sen orada edebiyatın şeyi yani. Evet. Bir de burada Hüseyin arkadaşım var tabii, müthiş, her zaman çok beğendiğim Hülya Deniz arkadaşım var. Yani onlar çok şey biliyorlar, sözcüklerin ustası diyebilirim. Özellikle Hüseyin Deniz'in şiirleri müthiş. Yani onlar ne demek istediğini, yani hep takarak biliyorlar. Yani edebi anlamda yoğunlaşım, ama neden bu kadar yoğunlaştığımız, belki sizde çok böyle abarttığım gelebilir ama değil, abartmıyorum. Yani az bile anlatıyorum. Evet. Romandaki kahramanların adlarını bulurken neler düşünüyorsunuz? Ya dediğim gibi yani o aslında çok dili kurarken karakterler de çok önemli benim için. Ve burada karakterleri yaratırken bir kere bu karakterler bir kahraman karakterler değil. Hepsi bir antik kahraman. Mesela şey, bir İnce Mehmet feodal düzene karşı çıkan ama bir, belli bir ideolojik anlamda değil, bir insani duygularla hareket eden, ki bu çok önemli bir şey, ideolojik bir tavırla hareket etmekten ben öyle algılıyorum. Ben burada bu çocukların kentlerdeki bir antik kahraman, yani kentlerin İnce Mehmet'lerine benzetmeye çalıştım ama İnce Mehmet olarak anlatmadım, şey değil. Ve ben bunu böyle, madem antik kahraman yaratıyorsun, bu çocuklar hayatın içerisinde kendi tırnaklarıyla var olmayı sürdürmeyi seçen çocuklar, ki bütün sokak çocuklarının öyle olduğuna inanıyorum. Bu yaşadıkları her neyse ona uygun isimler bulmaya çalıştım. Kahramanlar sadece çocuklar değil. Evet, Bellek köyü, yani bu köy şiddet olsun, okurun belleğinde yer alsın diye güneşli bir seçim. Yer alsın diye belleğinde olan şeylere bakıyorlar. Onu bulup çıkarmak, yani bellekte yani o da var tabi. Ama yani şeyi okurken istedim ki, yani bu isimler mesela aşk üfledi, zurnazlar, kopuk, encam. Encamın mesela sözcük anlamı en baştaki ve en sondaki anlama geliyor. Yani hem bir başlangıç hem bir son encam. Mesela gül kafa var örnekten, saçları kızıla çaldığı için. Ama bunlar hep bir metafor. Yani herhalde okur şey yaparken birazcık dikkat çekmek istedim. Yani zurna çalanı, zurna sen işte bir, ya da bir müsiyen de diyebilirim, zurna sen de diyebilirim. Ama aşk üfledi dediğimde gerçekten onun yüreğindeki o aşkı nasıl dile geldiğini de böyle okurken insanın düşünceleri imgelemeyi sağlamak istedim. Bunlar hep bilinçli bir tercih ve üzerinde çok çalıştığım şeylerdi. Yüzü yırtıklar tabii, yani şu anda o kadar çok ki etrafımda yüzü yırtıklar. Nereye bakarsan tükürsen bile ok diyorlar. Yani durmadan yalan söylüyorlar. Yüzü yırtıklar bile az bile dedim yani. Ama bunlar hayatın içerisinde olan şey. Bunları tabii metafor olarak kullanıyorum. Yani edebiyattan o şeyi direkt böyle birebir sözcük anlamı nedeni bildiğiniz gibi ben bir makale yazmıyorum, bir şey. Edebiyatın o büyülü, sihirli gücünden yararlanmak istedim. O bölüm aralarını biraz çocuklara ilişkin cümlelerle bağlamışsınız. Onun nedeni neydi? Ya onun nedeni aslında şeyi, ben kitabı daha da böyle güçlendirmek istedim. Epigraflar, yani ya da özdeyişler, epigraf dinim çok iddialı olan şey. Bu özdeyişler bir felsefenin ürünü. Yani ve kitabı aslında özetleyen şeyler. Yani yazıldığında zaten kitabı okumuş gibi oluyorsunuz. Yani mesela çocukluk bütün dillerin alfabesidir. İşte çocukluk bir ülkedir, ne sınırı vardı, ne şeyi. Ama size bir şey itiraf ettim hepinizi. Yazdıktan sonra bu kadar çok derin anlamları olduğunu sonradan farkına vardım. Ama tamam, felsefeden çok yaralandım.
şeyi ama şeyi yakaladım yani kendimi doğallığını da yakaladım. Yani öyle aforizmadan nefret ediyorum. Bir romanlarda aforizma güzel söyledikler anlamda özellikle romanlarda bir aforizma kullanma gibi de hastalık var artık günümüzde. Çok böyle günlük yazar gibi romanlar yazılıyor, ödüller alınıyor, çok satılıyor. Bu da bir öz eleştiri aslında. Ama ben aforizma yerine böyle daha kitabı anlatabilecek çok daha felsefi ama çok ukala olmayayım. Yani ahkam kesmeyeyim, gevezelik yapmayayım. Bir de o haddimi de biliyorum yani. Ama sonraki bölümü okuyucu hazırlıyor. O topluyor, evet. Şüphesiz öyle. Yani bunu da şey yaptım, yani bunu da yaparken bile biraz daha yalın, daha yani alçak yalın bir şekilde yapmaya çalıştım. İyi ki öyle yaptım çünkü edebiyat öyledir. Yalın bir dil, eğer güçlüyse çok daha güçlü, yoğun ifadeye dönüşüyor. Elimden geldiğince böyle yapmaya çalıştığımı söyleyebilirim. Şimdi benim soracağım soru çok olabilir ama aslında bir okuma grubumuzda da bu kitabı seçtik burayı için. Arkadaşlarımızın hepsi okudular herhalde. Onların acaba soruları, katkıları olacak mı? Bir düşünsünler bakalım. Başka bir şey var mı Tezgah'ta? Yeni bir kitap, yeni bir roman yazıyorum. Hayatımda ilk kez bir aşk romanı yazdım ama aşkı felsefesini yazacağım. Aşkı felsefesini. Evet. Çözdünüz mü? İşte o çözümü stüdyoya yazacağım. Niye çözümü yok diye. Şimdi söyleyerek bir sonraki gelişimi de garantiliyorsunuz. Ama bu sefer muhteşem daha muhteşem geleceğim. Tabii arkadaşlarım için düşünürlerken şunu da deneyim. Sabah seyahat hani çocuk kütüphanesine de gitti. Adnan Bey torunu Luna ile birlikte de bir çocuk kitabı yazdılar. Ay dedi dünyayı dolaşıyor diye. Umarım Luna da bir gün gelir buraya. Evet umarım ama Luna çok daha kendini ağır satıyor. O çok ağır bir yazar. Şey, kolay kolay. Benden çikolata istiyor, neler istiyor, öyle kolay gelmiyor. Valla çok pahalı bir yazar Luna. Evet buyurun. Ben sadece teşekkür ederim. Ben okumuş birisi olarak. Ben de teşekkür ederim. Yani hem polisiye gördüm, yani evet. Bir heyecan var, hem de edebiyatla birleştiği için ben çok beğendiğimi belirtmek istiyorum, teşekkür ediyorum. Sadece bu kadar. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim, sağ olun. O polisiye heyecan şeyi... Yani Türkiye'de her üç insandan ikisinin bir atletik polislik yaptı, hep bizim bir polisiye düş. Hele bugünlerde ağzını açarsan hemen şey oluyor da. Yani o polisiye şeyi heyecanı aslında yani edebiyatta şey yapmak istemiyorum. Yani o polisiye aslında göçmen sorunu yani bir devletin iç yapısındaki o sorunu şey olarak anlattım. Yani bu yaşadığımız sorunların bir sonucu olarak anlattım. Ya şimdi polisiye derken şu evet. Yani sonra, bir gazeteci kadın hakikaten yani şey hani çözmeye çalışıyor. Ama, çözmeye çalışıyor ama hani önüne atılan bir intikalar çözmeye çalışıyor. Ondan sonra o adam her şeyin farkında, o adam da mafya diyelim. Hani, evet. Mafyavari bir adam hani istediği gibi dolandırıyor, istediği evet. Bilgileri ulaştırıyor, istemediklerine ulaştırıyor evet. Falan. Hani, o kurgu anlamında ben hani, polisiye buldum. Yoksa hani gerçekten bir cinayet işlemi de araştırılıyor. Yok tabii. Ben anladım ben yani şey pekiştirmek için. Pekiştirmek için. Tabii o gazeteci Elif bir olayı çözmeye çalışıyor. Ve Elif'in karşısına çıkartan işte müdahale ediliyor. Yani gerçeği ortaya çıkmaması için hemen müdahale ediliyor. Yani haklısın yani ben de o anlamda söyledim. Yani sizin yani polisiye yönünü pekiştirmeye çalıştım yani şimdi. Şey o yoksa yani zaten, sonuçta cinayetti katil şey uşak
işleniyor yani. Bu arada gazeteciliğe de konuşturduk. Evet, ben onu söylemek istiyorum. Gazetecilik nedir? Gazete yazısı nedir? Edebiyat nedir? Hangi gazeteciler yükselir, hangileri düşer? O onu çok güzel karşılaştırarak anlatmışsınız. Çok sallama gazetecilik edebiyata düştü orada. Yani Jacques London'ın Martin Eden'de de anlattığı gibi Jacques London, Martin Eden işte çok parasız kalıyor, gazeteci olmak istiyor ama iyi bir roman yazarı olmak istiyor. Adam Martin Eden açlıktan geberiyor ama Jacques London gazetecilik yapmasına izin vermiyor. Ama işte yani gerçekten öyle. Çünkü dil, gazetecilik dili çok kuru, bir de hikayeleri çok izleyen. Dediğim gibi evet, bu son dönemlerdeki o gazetecilik medya tamamen bir şey, tamamen bir nasıl desem empoze, insanların insanların bilincini şekillendiriyor, insanları yanlış yöne yönlendiriyor ve bir algı operasyonunun en iyi aygıtlarından bir tanesi. Aygıtlar derken zaten şeyi o Fransız filozof Arthur Seyir'in dediği gibi, yani devletin ideolojik aygıtları vardır. Egemonik bir yönetim biçimlerinde devlet buna ihtiyaç duyar. İki aygıtı vardır devletin. Birinci aygıtı işte baskıcı aygıt. Nedir bunlar? Adliyedir, polistir. Asıl önemli olan aygıt kültürel anlamdaki ideolojik aygıttır. Kültürel anlamdaki ideolojik aygıt içerisinde sanatsal ürünlüğe de katıldığını söyler. Bir devlet o yüzden işte gazeteci elitte olduğu gibi şey yapar. Devamlı olarak müdahale eder. Yani demin hani dışlanmış edebiyat falan derken örnekleme yaparken aslında bunları da içine katmak istiyordu. Mesela Türkiye'de şu anda edebiyat, şimdi böyle söylediğim gibi yani bazı yazarlar pek konuşamaz hani yayın evleri kendisini şey yapsın diye, kendisini dışlamasın diye, ama şu anda bir kültür endüstrisi içerisinde devletin müthiş bir tahakkümü ve baskısı altında olduğunu söyleyebilirim. Ve bu yüzden o yayın evleri, yani ben edebiyat anlamında söyleyeyim, çok şeyi yapmak istemiyor. Yani kendisinin çekilendiğinin dışına çıkması istemiyor. Hemen aklıma şunu söylemek istiyorum, izin verirseniz. Demin söyleyecektim, vazgeçtim, yani çok ağır olmasın diye bir edebiyat tartışması yapmayayım diye ama... Edebiyat severler burada. Hayır, ben sıkmayayım diye, yok ben mutlaka öyle diye. Yani sağ olsunlar, yani onur duydum hepinizle tanışmakta. Şeyi söylemek istiyorum, benim yaptığım aslında Münir edebiyat. Münir edebiyat, yersiz yursuz bir edebiyat. Ve toplumsallığı da içeren bir edebiyat. Şimdi işte klasik anlamda bize dayatılan, şu anda mesela edebiyatta bize dayatılan şu. Neyi nasıl, işte neyi değil de nasıl anlattığın önemli. Ama o nasıl anlattığını söylerken çok daha böyle naif, işte hani toplumsal yani gibi, ama şöyle bir şey, ama onu da yapamıyorlar. Mesela toplumsal bir sorunun bir parçasının yanından teğet geçmek nedir? Atıyorum mesela bir kadınlarla ilgili bir sorun, yani feminist hareketi. Bir bakıyorsunuz herkes, bütün yazarlar, yani belli yayın evlerinin belli yazarları, birden bakıyorsun o gün gündemde ne varsa, mesela cinsel saygısı kadınlara, çocuklara, arda çok iyi yayın evlerinden, yani büyük açıkçası söyleyeyim, şey yapıyorlar, yani bir majör edebiyat yaratıyorlar aslında. Ve arda arda bu konularda işte insanlara da empoze ediyorlar, insanlar alıp okuyor filan. Ama sonra düşünüyorsunuz ki yani ben şey, mesela Münir edebiyatta öyle şey yok. Hatta Félix Guattari ve Deleuze bu konuda Kafka'yı incelerken onu yakalamışlar, söylüyorlar. Diyor ki Kafka, diyor, bu edebiyatın niçin dünyanın en iyi yazarlarından bir tanesidir? Egemen olanla karşı çıktığı için, yani egemen edebiyat dilini kırdığı için Kafka oluyor. Ama Kafka nasıl yazıyor? Almanca. Ama Almanca ana
diri de değil. Yani işin bir şeyi de öyle. Mesela hemen bir başka örnek vermek istiyorum. Şeyi Tamar Beckett, James Jones, İrlandalı ama İngilizce falan çayılıyor. Bu bile şey yapıyor, aslında bir itiraz noktasını da oluşturuyor. Ünlü ve edebiyat, mevcut dile karşı, yani bir dışlanmış bir edebiyat olarak kendisine dayatılmak istenen bir edebiyata karşı kendi varlığını, edebi o estetiğini yaratarak varlığını ortaya koyuyor. Ama bu çok riskli bir şey. O yüzden yani böyle önemsediğimi de o yüzden mutlu olmak istedim. Bajur edebiyat toplumsal sorununu inceler gibi gözüküp aslında toplumsal sorunun ana nedenlerini silmeye yarayan bir şey edebiyat. Yani mesela medyada nasıl her şey her gün bize her akşam yalan söyleniyor, gerçekmiş gibi sunuluyorsa edebiyatta da toplumsal sorunu ki toplumsal sorunu işlemeden de bir edebiyatın varlığı söz konusu olamaz. Yani bir şiir yazarken bile bir aşk, yani bir kaygısı olmalı insanın. Ve çünkü edebiyatın o sağaltıcı gücü, yani toplum, yani edebiyat tamam toplumları değiştirmez, edebiyat toplumsal devinimi, bizatihi sağlayamaz. Ancak böyle bir iklim yaratır. Yani insanların bir zevk alımı, yani insan olduğunu, insanın duygusal olarak düşünsel olarak o zihinselliğini yaratmasına neden olur. Sağaltıcı bir özelliği var. Edebiyatın en büyük tarihsel süreç içerisindeki hatta Homeros adlı böyle bir özelliği var. Yani hayatın içerisindeki estetik değerleri insanlara aşılamak ve onlara hayatın şeyini dayanma noktasını o iklimi yaratabilmek gibi bir özellik bu. Ve bu yüzden şeyi işte Münir Edebiyat dediğim şey bu. Yani yersiz yursuz ama toplumsal sorunun ana nedenleriyle çok ilintili bir edebiyat. Ve ama bunu gerçekten estetik kaygılarla yapmak lazım. Yoksa edebiyat öyle olmaz. Yani ben bunu yapıyorum diye. Yani o dilini kuracaksınız, kurulacasını kuracaksınız. Yani onun o disiplini içerisine. Öykü mü yazıyorsunuz? Öykünün ayrı bir dili var. Şiir mi yazıyorsunuz? İşte Üstad burada, Hüseyin Bey burada, Hüseyin arkadaş. Şiirin ayrı bir dili var. Yani bir kelime öyle kolay imgeyi yakalamak yani öyle bir şey değil. Ben Ankara'da biliyorsunuz Ahmet Bey ile söylediğim bir de bir dernek kurduk bizim Sanat Edebiyat Derneği. Böyle Ahmet Bey'in böyle kara kara düşündüğünü ya dedim Ahmet abi ne böyle ya atlan dedi bir şey yazdım ama bir sözcük 6 ayda bulamıyorum. Yani bir sözcük için 6 ay boyunca bir uğraşan bir emek, bir şiir yani. Düşünün, şiir mi yazıyorsun? Şiirin ayrı bir dili olmalı. Öykü mü? Öykünün ayrı bir dili. Roman mı? Romanın ayrı bir dili olmalı. Ki ancak böyle okuru da yani şeye katmamışsınız. Yani tamam hiçbir yazar, hiçbir şair okuru düşünerek üretim yapmaz ama şunu düşünün, okuru nasıl metne dahil edebiliriz? Yoksa mesela şiirleri bir şiir okunduğunda niçin etkileniriz? Bir öykü okuduğumuzda niçin hala aklımızda unutamadığımız öyküler var? Niçin romanlar var? Hep bu kaygılarla yazılan şeyler var. Ve o yüzden yani bu romanın yani minir bir edebiyat, bir toplumsallığı sorununu değinirken onun estetik yönünü ortaya çıkarmak gerektiğini görüyorum. Onun için böyle bir açıklama yaptım. Siz soru sormayın, hep ben konuşuyorum. Enteresan bir şey de var, okuyanlar fark etmiştir. O tahalide onların başı olsa, onlardan biraz daha başarılı olsa, oradaki çocuklardan birisi Pessoa'dan alıntılar okuyor. Orada bence tuhaf geliyor insana. Sonra düşünüyorsunuz. Aslında hepimiz oraya düşebiliriz. Hepimizin çocukları düşebilir. Hepimiz göçmen olabiliriz. Yurt içi, göçmen dediğimizde çok çarpıcı buldum onu. Ama Pessoa'nın o bölümünü niye seçtiniz? Ben size onu soracağım. Aa, evet, yani şeyin edebiyatın unutmaz yerini olduğu benim bu bölümü. Ya Selim Hocam ben bu söylediklerinizi bir başka etkinlikte ben söylemiştim. Yani evet yani şeyi işte bu mesela kopuk
nasıl oluyor da hani o yeraltı dünyasının içerisinde yani sokakta yaşamasına karşı nasıl oluyor da böyle Besva'dan alıntı yapıyor. Tabii kitap finalde söylemeyeyim de sonucunu yani niçin o Besva'dan alıntı yaptığını. Ben sadece neden böyle bir seçtim? Besva'nın ama işte o yani nasıl da seçtiği de önemli bence. Besva'yı orada o şeyi seçerken şeyi yani hayatlarımız bizim işte yalanlar üzerinde eğer kuruluyorsa edebiyat bu yalanları da unutturmaya yönelik bir tavrının olduğunu söylüyor. Yani Besva'dan o bölümü, o 162. sayfadaki Huzursuz'un kitabındaki o bölümü almanın nedeni şeyi okurları da çok ürkütmemek. Yani okuyabilirsiniz ama hayatta size karşı böyle bir kötü anları olabilir ama bunlar kalıcı şey değil. Önemli olan insanların yarına olan şeyi, beklenti. Ve ben her zaman şunu savundum. Ben yarına karşı bir umut besledim. Her 12 Eylül döneminde de öyle oldu. Yani yarın bizim için güzel bir gün olacak. Ha, kötü günler yaşıyoruz. Kötü günler geliyor ama ben hala o şiarımdan vazgeçmedim. Yani edebiyatta da böyle bir şey var. Unutulur şeyler ama yarına karşı bir umutun var olduğuna dair insan her zaman bunu düşünmek zorunda olduğunu inanan birisiyim. O yüzden Besra'nın o alıntıyı da öyle aldım. Ama kitabın bütününde umutu ben rahatladım. Umutu işte umutsuzluğun içerisinde yaratmak önemli. Yani umutu evet yani bu kadar karamsar bir dünyada yaşıyor. Ama gerçekten umutsuzluğun yoksulluk içerisinde insanın var olduğuna inanıyorum. Yani yokluk bir insanı çözüm üretmeye ihten evet en büyük etkendir. Gerçekten şeyi yani umutsuzluğu umutu önemli olan umutsuzluğun içerisinde bulup çıkartmalıyız. Bakın yani geçmişte o sanatçıların birçoğu yani şimdi bakmayın Türkiye'deki bazı sanatçıların saraylarda el etek öperek köşeye döndüklerini onlar şey değil yani geçerli olan onlar değil. Yani sanat dediğiniz şey gerçekten hayatın çelişkilerini bizatihi olarak yaşayıp algılamak, ona değinebilmek, ona ulaşabilmektir. Yani bir sanatçı kişi mutlaka üretim yaptığı süre içerisinde kendini yaşadığı toplumla, yaşadığı toplumun sorunlarından öte soyutlayamak mümkün değil. Soyutladığı zaman o sanatçı değil, o sahibinin sesi olan insanlar dönüşür. Yani şeydir, ona sanatçı denmez. Kim yani ismi ne olursa olsun, yoksa Guernica'nın resmi nasıl yapılabilir? Yani değil mi? Yani bir ressamların gelişimi, müziğin gelişimi, edebiyatın gelişimi başka türlü olmaz. Yani o umutsuzluk da beslenen bir şeydir ama umutsuzluğa boyun eğmek, arabesk bir şekilde razı, rıza göstermek olmak değil. Yani kabul etmek değil yani şey itirazdır aslında. Yani umutsuzluğu algılamak ve buna itiraz etmektir. Hepimizin böyle bir kaygıları olmalı gelme karşı.